birlikten kuvvet doğar. Ölüm döşeğindeki yaşlı bir çiftçi, bu dünyadan ayrılmadan önce oğullarına hayat ile ilgili bir ders vermek istemiş. Bu dünyadan ayrılmadan önce demek ne demek kızım? Yani başka dünyalar. Başka dünyalar, yani ahiret. Evet. Yani ölmeden önce. Evet. Oğlum istiyorsan sen de gel. Hadi gel. Peki, sen bilirsin. Beşini birden yanına çağırmış. Hepsi geldiğinde yaşlı çiftçinin hizmetçilerinden biri odaya ince ince kesilmiş dal parçaları getirmiş. Yaşlı çiftçi oğullarına hepiniz birer tane alın demiş. Kalanları da elinde birleştirip bir ip yardımıyla sıkıca bağlamış, büyük bir rulo haline getirmiş. Kalın bir demet haline getirmiş. Elinizdeki dalları kırmayı deneyin demiş. Ve bütün çocuklar tek hamlede ellerinde olan dal parçalarını kırmayı başarmışlar. Ardından elinde duran sıkı bağı en büyük oğluna verip kır bakalım demiş. Büyük oğlu ne kadar uğraşırsa uğraşsın elindeki bağı kıramamış. Diğer çocuklar da denemişler ama aralarında başarabilen olmamış. Oğlum istiyorsan girebilirsin buraya. Gel. Dönüp çekebilirsin kızım sen bana. Dön çek onu. Çek. Göster kızım onu çek. Çek. Buyur. Yüzünü çek. Tamam. Şimdi diğer çocuklar da denemişler ama aralarında başarabilen olmamış. Yaşlı çiftçi amacına ulaştığı için gülümsüyormuş. Görüyorsunuz ya, dallar birlikte olduğunda hiçbiriniz o bağı kıramadınız. Eğer siz de böyle bir arada kalır, her şeye karşı beraberce savaşırsanız hiçbir güç sizi yenemez. Ama en başta kırdığınız birer parça dal gibi ayrı ayrı olursanız başınıza her şey gelebilir. Sen niye gülüyorsun? Bizim orada bu kadar maymun mu?